Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar efendim. Bugün 2 Ağustos Pazartesi, haftanın ilk gününde ana haber bülteniyle karşınızdayız. Afyonkarahisar şehit haberiyle sarsıldı. Manisa'da görev yapan Afyonkarahisarlı Yaşar Cimbaş, Manavgat yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybetti. Orman şehidi bugün memleketi Çay ilçesinde toprağa verildi. Kahraman şehidin yakınları onu işine aşık ve vatanına bağlı bir insandı diyerek anlattı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yaşar Cinbaş, o orman kahramanlarından bir tanesi. Afyonkarahisarlı olan orman işçisi Manavgat yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybetti. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece mahallesindeki Beloluk mevkiinde yangın söndürme çalışmaları sırasında bir arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, araştırma sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı iki işçi Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nden Erdal Toğka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nden Yaşar Cinbaş olduğu belirlenmişti. Orman şehidi için görev yeri Manisa'da tören düzenlendi. Yaşar Cinbaş'ın cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi. Cenaze önce Çay ilçesindeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı. Daha sonra Çay ilçe mezarlığında Cinbaş için cenaze töreni düzenlendi. Ve milletimizin başı sağ olsun. Hepimize Rabbim sabır ve metanet ihsan eylesin. Cinbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri mangayla tören alanına getirildi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, belediye başkanları, kaymakamlar ve Cinbaş'ın ailesiyle çok sayıda orman işletme müdürlüklerinde görevli çalışanlar katıldı. Allahu Ekber, Allahu sağda, Ekber, La ilahe illallah. Cenaze töreninde Cinbaş'ın avukat olan 23 yaşındaki oğlu Mahmut Cinbaş törene cübbesini giyerek katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Cinbaş'ın eşi Havva ve kızı Tuğba Cinbaş'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cinbaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Allahu Ekber, Allahu sağda, sağda, Ekber, Ekber, La ilahe illallah. Cinbaş'ın ilçedeki Bahçeli Evler Mahallesi Kırbaç sokaktaki evine Türk bayrağı asıldı. Orman şehidi Cinbaş'ı Afyonkarahisar'daki yakınlara anlattı. O, işine aşık, çok sevilen ve ailesine oldukça düşkün bir insandı. İşine aşıktı, vatanına bağlı bir kişiydi. Çocuklarına bağlıydı, sevenlerine bağlıydı, vatanına bağlıydı. Milletin devletini seven bir kişiydi. Her göreve koşardı, canını feda ederdi. Bana söylerdi, her şeye vatan için canımı veriydim işte derdi. Kendisini kaybettik. Türkiye'mizin başı sağ olsun, milletimiz var olsun. O yangın çıkaranların Allah'ın cezasını versin. Devletimiz arkasında zaten onların. Her yıl gelirdi. Kendi memleketi olduğu için ziyaretini yapar giderdi. Eşini dostunu ziyaret eder giderdi. Devamlı kendisi görev icabı her yerde bulunmaktadır. Seve seve gitmekte. Bir haftadır yangın haberleriyle sarsılıyoruz ve bu haberlerin ardı arkası da kesilmiyor. Ağaçlar, hayvanlar, evler, arabalar bu yangınlarda kül oluyor. Şimdi de bölge illerimizde meydana gelen yangın haberleri geliyor ekranlarınıza. Aydın Muğla Karayolu üzerinde yangın çıktı. Meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangın sebebiyle oluşan yoğun duman trafikte de zaman zaman aksamalara sebep oldu.
Yangında soğutma çalışmaları yapılırken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bilecik'te de orman yangını vardı. Yangın vatandaşların haber vermesi üzerine ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Görgü şahitlerinin ifadesine göre ormanlık alandan kaçan bir kişi gözaltına alındı. Denizli'de ormanlık alana çıkan yangın vatandaşların ilk müdahalesi ve ardından ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürüldü. ...15 itfaiye, 7 arazöz, 50 işçi ve onlarca vatandaşın müdahale ettiği ormanlık alanda 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uşak'ta da manzara değişmedi. 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangına 20 arazöz, 4 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı, 6 iş makinesi ve 12 teknik elemanla çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında 15 hektar alan yanarken soğutma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Bir yangın haberi de Afyonkarahisar'dan geldi. Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangında itfaiye ve jandarma ekiplerinin yoğun çaba ve gayret sonucu söndürülürken alevlerin termal villalara yakın bir alanda yükselmesi ise büyük paniğe neden oldu. Afyonkarahisar'daki termal tatil köyünde yangın çıktı. Alevleri gören tatilciler büyük panik yaşadı. Termal villaların yakınında bulunan ağaçlık bir alanda çıkan yangına çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen ve halen devam eden yangınlardaki refleksle hareket eden jandarma ekipleri, itfaiye ekiplerine destek vererek yangını söndürmek için büyük çaba sarf ettiler. Termal tatil köyünde bulunan ve atıl vaziyetteki su kuyusunun elektrik trafosundan çıktığı tespit edilen yangın, termal villalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Jandarma ise yangına ilişkin soruşturma başlattı. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 4 mahalle muhtarının lise talebiyle ilgili müjdeyi verdi. Milletvekili Taytak, lise talebiyle ilgili imzaların atıldığını söyledi. Biz bunu burada. Şimdi daha önce Gazi Mahallesi'nin anaokulu müjdesini veren MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, şimdi de 4 mahalle muhtarının lise talebiyle ilgili imzaların atıldığını müjdeledi. Yani çizimini masaj konusunda Afyon Mermer'e açıyorum. Geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar ziyaretleri sırasında Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçınkaya, Nazmi Saatçi Mahallesi Muhtarı Şura Köylü, Ali İhsan Paşa Mahallesi Muhtarı Nazmi Bülbül ve Kocatepe Mahallesi Muhtarı Serkan Keser'le parti binasında bir araya gelerek Harbiş bölgesinde ikamet eden vatandaşların lise talebini görüşmüşlerdi. Toplantıda 4 mahalle muhtarı PTT Kale Görünmez Tesisleri içerisinde bulunan ve mülkiyeti PTT Genel Müdürlüğü'ne ait olan lojman binasının yerine lise yapılması ile ilgili Milletvekili Taytak'tan destek istemişlerdi. Muhtarların talebini yerine getirmek adına Ankara'da yoğun bir mesai harcayan Milletvekili Taytak, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in de yakından takip ettiği lise ile ilgili gerekli kurumlarla imzaların atıldığını söyledi. Milletvekili Taytak yaptığı açıklamada, lise ile ilgili yapmış olduğumuz girişimler meyvesini verdi ve PTT Genel Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü yer tahsisi konusunda anlaşmaları yaptılar. İnşallah yakın bir zamanda okul yapımına başlanır. Afyonkarahisar'ımıza hayırlı olsun dedi. Taytak açıklamasında,
Afyonkarahisar Valimiz Gökmen Çiçek'le birlikte yakından takip ettiğimiz lise konusu çözüme kavuşmuştur. Göreve başladığı günden bugüne kadar ilimiz için önemli çalışmalara imza atan Valimiz Gökmen Çiçek, ilimiz için bir şanstır. İlimize hizmet ve yatırımların kazanılması noktasında önemli çalışmalar yapmaktadır. Sayın Valimize Afyonkarahisar halkı adına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar merkez ve ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Vatandaşları cinleyen CHP'li Köksal, çiftçimiz kaderine terk edilmiş durumda dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, Sandıklı ilçesine bağlı Akarın beldesi, Dinar ilçesi, Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen köyü ve Afyonkarahisar merkezde bir dizi ziyaretlerde bulunarak istek ve talepleri yerinde dinledi. Milletvekili Köksal, kuraklıktan dolayı bu yıl çiftçilerimiz ciddi anlamda zarar yaşamış. Beldede özellikle haşhaş üreticilerinde verim kaybı yüksek, susuzluk büyük sorun. Çiftçi kaderine terk edilmiş durumda. Kuraklık yüzünden ekinler bu yıl başak vermedi, kurumaya yüz tuttu. Çiftçilerimiz de ekinlerini biçip hayvanlarına yem olarak kullanmak zorunda kaldı. Çiftçilerimiz maliyetlerinin altında eziliyor, dedi. Kendisinden rahatsız olanlara cevap veren CHP'li Köksal, ana muhalefet partisi milletvekili olarak yaşanan sorunları yerinde tespit edip, çözüm için vatandaşlarımızla mücadele etmek, çözüm önerileri sunmak, iktidar partisinin seçimde söz verip de yerine getirmediği vaatlerin takipçisi olmak görevim ifadelerini kullandı. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, partililerle birlikte Afyonkarahisar Baro Başkanı Avukat Turgay Şahin, Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasını ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'e hayırlı olması temennisinde bulundu. Son ziyareti ise Denizli Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a oldu. Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Afyon İHA işbirliğinde düzenlenen günümüz problemleri konulu program sona erdi. Programı tamamlayan başarılı öğrencilere Başkan Mehmet Zeybek tarafından ödülleri takdim edildi. Gençlerimizle beraber geldik. Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Afyon İHA İşbirliği'nde İslami İlimler Rehberliği'nde günümüz problemleri konulu program başarıyla tamamlandı. 300'e yakın öğrencinin müracaat ettiği seminer kapsamında bir ay boyunca 44 öğrenci Zoom üzerinden tesvir, hadis, fıkıh ve kelam konularında eğitim aldı. Eğitim alan ve başarı elde eden öğrenciler ve öğretmenler Başkan Mehmet Zeybek makamında ziyaret etti. Başkan Zeybek programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika ve çeşitli hediyeler takdim ederken bilgi birikimlerini öğrencilere aktaran öğretmenlere de plaket takdim etti. Eğitime yönelik desteğin artarak devam edeceğini belirten Başkan Zeybek şöyle konuştu. Günümüz problemleri konulu ana temanın işlendiği tefsir, hadis, fıkıh ve diğer 5 ilim dalının İslam ilimlerdeki öğretim üyelerinin de ders verecekleri bir eğitim semineri düzenlendi. Böyle bir düzenleme yapacaklarını ifade ettiklerinde biz belediye olarak her zaman yanınızdayız. Bundan önce yapmış oldukları her tür faaliyette nasıl yanlarında olduysak bunda da bir ve beraber hareket ettik. Bundan sonra da inşallah her türlü faaliyetlerinde belediye olarak biz kültürel faaliyetlerde varız diyoruz, destekliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. İnşallah hayırlı bir hizmete vesile olmuş olduğumuza inanıyorum. Programa 300 öğrencinin müracaat ettiğini belirten Afyon İHA Başkanı Ahmet Ertürk şunları söyledi. En büyük katkıyı, en büyük teşekkürü de gençlerime teşekkür ediyorum. Genç İHA'mız bu konuyu organize ettiler. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu 44 kişi içerisinde yapılan yazılı sınavla birlikte 80 soruluk sınavımızda birinci olaraktan Cihat kardeşimiz, Cihat Gencer kardeşimiz 72 netle birinci oldular. İkinci olarak Fatma Biday kardeşimiz 68 netle. Üçüncü olarak da Sultan Eysen kardeşimiz de 67 netle üçüncü oldular.
günümüz problemleri konulu program sayesinde öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Akü İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Güler sözlerine şöyle devam etti. Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda onlara bilimsel, sosyal ve kültürel alanlara katkılar sunmaktır. Burada kamunun, üniversitenin ve sivil toplumun çok güzel bir işbirliği sergilendi. Bir başka güzel tarafı da malum biz hocalar öğrencilerle varız. Onlar da bizimle varlar. En azından burada öğrencilerle beraber olmak da çok çok güzeldi. Dijital çok program yaptık bu dönemde. Belki televizyoncular kadar dijital program yaptık. Ama en azından bu ödül töreninde öğrencilerimizi burada görmek bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah bundan sonraki yüz yüze yapacağımız çalışmaların ilk ayağını oluşturur. İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları bugün yapılan ilk oturumla başladı. Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantılarının ilk oturumu Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında yapıldı. Yok, havalesini kabul edenler, etkileyenler 5 komisyona oy birliğiyle havalemiştir. Açılış ve yoklamanın ardından Başkan Çoban, konuşmasına çıkan orman yangınları ile ilgili desteklerin devam edeceğini söyleyerek başladı. Maalesef bir haftadır orman yangınları nedeniyle gerçekten ülke olarak sıkıntıdayız. Hem bizden üzülürüz hem de bizi sevenler, yani dost ülkelerimizin halkları üzülüyorlar. Sadece ülkemizde değil, dünyanın neresinde olursa olsun en sevmediğimiz grup olarak ülkeler var. Örneğin İsrail'de Siyonistler var. Orada dahi bir ağacın, değil ormanın bir ağacın yakılmasını, bir zarar görmesini biz asla kabul edemeyiz. Afyonkarahisar'ımızdan da bir orman işçimiz maalesef bu Banavgat yangınında şehit oldu. Görev şehididir. Allah kendisine rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı nasip eylesin. Daha sonra normal gündeme geçildi. İlk olarak Merkez Burmalı Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait 556 ada, 14 parselde kayıtlı, kütüphanesi olan Dumlupınar İlkokulu vasfındaki taşınmazın, İl Özel İdaresi ile Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin birlikte sosyal ve yardım faaliyeti yapmak amacıyla protokol düzenlemesi konusu görüşülerek ilgili komisyon tarafından kabul edildi. İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait 3840, 3841, 3842, 3843, 3844 ve 2610 parsel numaralı taşınmazların satılması veya tarımsal amaçta kullanılmak amacıyla kiraya verilmesi konusu değerlendirilmek üzere havale edildi. 8 komisyona havalesini kabul edenler. Bir diğer gündem maddesinde ise Afyonkarahisar sınırları içerisinde bulunan Merkez Kızıldağ Göleti ve Sulama Tesisinin devralınarak işletme, bakım, onarım sorumluluğunun İl Özel İdaresi'ne verilmesine karar verildi. Yok, kabul edenler, etmeyenler toplam 4 komisyona. Afyonkarahisar Müftülüğünce inşaatı tamamlanan ve üniversite öğrencilerinin hizmetine sunulan Erenler Mahallesi'ndeki kitap kafenin atıksu ve kanalizasyon hattı yapımı için ödenek aktarılması konusu ilgili komisyon tarafından kabul edildi. 6. ve son gündem maddesi olan Merkez Çıkrık kasabasında bulunan mülkiyetleri İl Özel İdaresi'ne ait taşınmazların 400 metrekareye kadar olan kısımların bedelsiz olarak 400 metrekareden fazla kısımlarınsa hizalarında belirtilen raiç bedellerin ödenmesi koşuluyla hak sahiplerine devredilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi. Ağustos ayı İGM toplantılarının ikincisi yarın yapılacak. 5 komisyonu havalesini kabul edenler, etmeyenler. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda haftalık basın toplantısı yapıldı. Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Ayva gündemi değerlendirdi. Yaşanan yangınlarla ilgili olarak iktidarı hedef alan Ayva, vatandaş devletten yardım istiyor, onlar IBAN verelim, şu yangınları söndürelim diyor dedi. İşte o açıklamalar. Türkiye 6 milyarla hizmetten alıkonulacak bir ülke değil.
Saadet Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Ayva basın toplantısı düzenledi. Kameraların karşısına geçen Ayva, konuşmasına son birkaç haftadır meydana gelen doğal afetlerle ilgili olarak başladı. Umarım yaşananlar hepimize, özellikle de iş başında bulunma sorumluluğunu taşıması gerekenlere ders olur. Cenab-ı Allah beterinden korusun diyor, gerekli tedbirlerin bir an evvel alınacağını umut ediyoruz. Türkiye ekonomisinde 3 konu çok önemli diyen Ayva, maddeler halinde sıraladı. Yolsuzluk ortadan kalkacak. 2. İsraf, milyarlarca dolarlık israf var. Şimdi Kıbrıs'a külliye sözü verildi. Kime fayda sağlıyor bu? Bir de rüşvet. Bu 3 unsur ortadan kalkacak. Türkiye bu 3 kademede dönen para benim kanaatim 200 milyarın altında değil, bir günde 700 milyon liraya tekabül eder. Türkiye'nin pek çok şehrinde meydana gelen yangınlarla ilgili konuşan Başkan Ayva, iktidara yüklendi. Vatandaş devletten yardım istiyor, geçinemiyorum diyor. Şimdi deniyor ki IBAN numarası verelim, bize yardım edin. Bizim milletimiz hakikaten cömerttir ama el insaf. Devletin çıkıp da yardıma muhtacız, şu yangınları söndürelim diyorsa o muktedir değildir. İstanbul kanalına milyarları tahsis etmekte tereddüt etmeyeceksin ama yangın için IBAN numarası vereceksin. Bu aziyetin ifadesidir. Şu anda Türkiye bu yangın söndürme uçağını yapma kapasitesine sahip. Pilotsuz uçaklar imal edebiliyoruz. Bütün mesele niyete geliyor. Başkan Ayva mülteci konusunu da ele aldı. Çözüm önerilerini dile getirdi. Ne yazık ki iktidarın sürecin en başından itibaren Suriye meselesinde takındığı yanlış tutumunun ve kontrolsüzlüğünün faturası savaştan ve yokluktan kaçan mazlum ve mağdur insanlara kesiliyor. Millet olarak bizim aradığımız çözüm her şart altında insanı ve vicdanı olmak zorundadır. Bizi biz yapan değer budur ve unutulmamalıdır. İnsana verilen değeri dünyaya hatırlatmak görevinden tarih boyunca vazgeçmedik, bugün de vazgeçmemeliyiz. Türkiye siyasi olarak ağırlığını kullanarak bölge ülkeleriyle Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile birlikte bu işin çözümü noktasında ortak bir zemin kurmalıdır. Fakat bir kez daha altını çiziyoruz. Tepkilerimizi iktidarların yanlış politikalarına göstermeliyiz. Mağdur ve mazlum sığınmacılara değil. Saadet Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Ayva açıklamasını "Millet geçinemiyor" diyerek noktaladı. Açlık sınırı 3500 lirayı aştı. Yoksulluk sınırı ise 12.195 lira seviyelerini gördü. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ne yazık ki insanımızın belini her geçen gün daha bükmektedir. Biz Saadet Partisi olarak asgari ücret belirlenirken 10 yıllık planlar yapılmalı ve asgari ücret de açlık sınırı değil yoksulluk sınırı hedef alınmalıdır diyoruz. Biz Saadet Partisi olarak bugün iktidarda bulunanlara bunları çözüm yolları olarak gösteriyoruz. Seçime değil geçime odaklanıyoruz. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın her yıl gerçekleştirdiği ve geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Aslı Spor Oyunları bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getirilen ve koronavirüs salgınının etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2020 yılına kadar 14 yıl üst üste düzenlenen ATSU Spor Oyunları bir yıllık aradan sonra bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek. ATSU Spor Oyunları Komisyonu Başkanı ve ATSU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla geçen yıl ATSU Spor Oyunlarımızı iptal etmek zorunda kalmıştık. Ancak bu yıl aşılama çalışmalarının ve normalleşme takviminin uygulanması ile ATSU Spor Oyunları Komisyonu üyelerimiz, ATSU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, ATSU Yönetim Kurulu üyelerimiz Akif İşbilir ve Hayrettin Güzbey ile Genel Sekreterimiz Ali Şenol'la istişare ettik. İstişarelerimiz sonucunda ATSU Spor Oyunlarımızı yeniden pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak düzenleme kararı aldık. ATSU Yönetim Kurulumuz da bu kararımızı onayladı, dedi.
Hadi geliyor. Gül açıklamasına şöyle devam etti. 15. Atsu Spor Oyunlarımız Zafer Haftası'nda 29 Ağustos 2021'de düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak. 1 Eylül ve 3 Eylül'de bireysel müsabakalarla sona erecek. Pandemi dolayısıyla bu yıl takım sporlarını düzenleyemeyeceğiz. 15. Atsu Spor Oyunlarımızda 100 metre, 400 metre koşu, ok atma, ayak tenisi, ayran içme, halat çekme, penaltı atışı, hedef vurma, tavla, dart, bowling ve masa tenisi kategorileri yer alacak. Mustafa Gül, rekabetin üst düzeyde yaşandığı, işletmelerimiz arasındaki dostluk ve dayanışmayı artıran Atsu Spor Oyunlarımızın bu ilki sloganını ise ticarette atak, sporda çevik olarak belirledik. Tüm üyelerimizi 15. Atsu Spor Oyunlarına katılmaya davet ediyor. Atsu Spor Oyunlarımıza destek olan başta Afyonkarahisar Valiliğimiz ve Afyonkarahisar Belediye'miz olmak üzere tüm kamu kurumlarına ayrıca 2019'daki gibi bu yılda birlikte çalışacağımız Limit Sensin ekibine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Hasan abi. Ver. Tamam. İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden eski Sakarya valisi Hüseyin Avni Coş, memlekete Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Eski Sakarya valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilmesi planlanan Coş'un cenazesi, annesi Feride ve babası Nurullah Coş'un isteği üzerine memlekete Eğirdir'e getirilerek Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna konuldu. Ben hayatın, gerçek hayatın orası olduğunu, dünyanın bir imtihan olduğunu göreceksiniz. Onun için siz görevlendim sayısal. Coş'un cenazesi Hızır Bey Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kervansaray Mezarlığı'na defnedildi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Cenaze namazına Coş'un ailesi ve yakınları ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz'le vatandaşlar katıldı. Baba Nurullah Coş ve yakınları taziyeleri kabul etti. O korkunç katliamı birkaç gün önce ekranlarınıza getirmiştik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. O korkunç katliamın görüntüleri de ortaya çıktı. İzliyoruz. İbad-ı Salih'in kullar zümresinden olmayı cümlenize nasip eylesin inşallah. Olay Cuma günü Konya Merkez Meram ilçesi Hasanköy mahallesi Özşahin sokakta yaşandı. Kardeşim. 65 yaşındaki Yaşar Dede oğullarına ait müstakil evin bahçesinde yaşanan katliam evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde elinde silah olan zanlının aile fertlerini bahçede bir araya topladığı ve karşılarında oturduğu görülüyor. Zaman zaman hareketlenmeler olurken ayağa kalkan zanlının elinde doğrulttuğu silah ve aile üyelerinin kendisine yaklaşmasıyla bahçe kapısına yönelmesi ve koşmaya başlayarak tabancayı aile fertlerine ateşlemesi yer alıyor. Allahu Ekber. Olayda Yaşar dede oğulları, eşi İpek ve çocukları Barış, Serpil, Serap, Metin ve Sibel dede oğulları hayatını kaybetti. 7 kişinin cenazesi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Saraçoğlu Mezarlığı'nda defnedildi. Hadi bismillah.
Cenaze namazı sonrası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Akşam saatlerinde Konya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sabrı versin. Çok yönlü soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayın ardından 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Katil zanlısı Mehmet Altun'un Dedeoğulları ailesiyle geçtiğimiz aylarda yaşanan ve yaralananların olduğu kavgada karşı taraftan tutuklanan şahısların yakını olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Mehmet Altun'un yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis, Altun'un araçla kaçtığı güzergahlar ve aracı terk edip gittiği bölgelerde zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışmalarına devam ediyor. Türkiye genelinde dün kamu personeli seçme sınavı heyecanı yaşandı. Afyonkarahisar Üniversitesi'nde de adaylar içeride ter dökerken yakınları da dışarıda onlar için heyecanla bekleyip dua ettiler. Afyonkarahisar'da KPSS heyecanı yaşandı. Aileler ter döken memur adayları için dualar etti. Bu çok da seni çok etkilemeler. Türkiye'de yüz binlerce gencin uzun süredir hazırlandığı 2021 kamu personeli seçme sınavı gerçekleştirildi. Memur, öğretmen ve devletin diğer ilgili kadrolarına başvuru yapabilmek için gerekli olan KPSS şartını yerine getirmek amacıyla yüz binlerce genç sınavda ter döktü. Son iki dakika. Oğlum girdi sınava şu an. İkinci sınavı bu. Birinci sınavda 81 puan gibi bir puan aldı. Atanamadı. Şimdi tekrar ikinci şansını denemeye girdi. Bekliyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı Afyonkarahisar'da adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Buraya KPSS'ye girecek olan evladım için ve bütün öğrenciler için destek olmaya geldik. Dualarımız evladım ve tüm öğrencilerimiz için. Allah yar ve yardımcıları olsun. Başarılar diliyorum herkese. Zaman zaman trafikte yaşanan yoğunluklara karşı İl Emniyet Müdürlüğü trafik polisi ekipleri de kavşak noktalarda görev yaparak trafiğin düzenli akışını sağladı. Sınava girecek öğrencilerin giriş belgeleri kontrol edildikten sonra polis memurları tarafından gerçekleştirilen aramanın ardından içeriye alındı. Sınavın başlamasının ardından aileler de içeride ter döken yakınlarını heyecanla bekledi. Bazı aileler de memurluk sınavı için yarışan evlatları için dua etti. Dualarımız evladım ve tüm öğrencilerimiz için. Dikkatsizlikler, ihmaller, kazaları da beraberinde getirdi. Bilecik, Aydın, Denizli ve Manisa'da yaşanan kazalar geliyor ekranlarınıza. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde domates tarlasına ilaç atmak için yola çıkan traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ikisi ağır, 9 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan sürücü yaralandı. Olayın adresi Manisa. Denizli'de pikap yol ortasında aniden durdu. Arkasından gelen minibüsün takip mesafesini korumaması kazayı da beraberinde getirdi. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar oluştu.
Afyonkarahisar'ın Şuut ilçesinde de kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kamyonetle motosiklet çarpıştı. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Şuut ilçesinden. Ya bak be. Beni dinle. Sen içeri gir. Anne. Şuhut Çarşı merkezi istikametinden Sanayi Sitesi kavşağında dönüş yapan Bilal K. idaresindeki kamyonetle aynı yönden gelen Yavuz G. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. Afyonkarahisar'ın Emilcağ ilçesinde gündüz saatlerinde çevredeki insanlara aldırış etmeden motosiklet çalan hırsızları polis bakın nasıl teşhis etti. Güpe gündüz motosiklet hırsızlığı kamerada. Polis motosiklet hırsızını tişörtünden tespit etti. Hırsızlık olayı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşandı. Ara sokağa park edilmiş plakasız motosikletiyle iki hırsızı yakalamak üzere harekete geçen polis ekipleri olay yerindeki kameraları incelediğinde hırsızların tanınmamak için şapka ve maske taktıklarını tespit etti. Daha önceden suça karışmış kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen ekipler, başarılı takipleri sonucu hırsızı tişörtünden tespit etti. Yakalanan şahıs suçunu kabul ederek yanındaki kişinin Manisa'dan gelen akrabası olduğunu, çaldıkları motosikleti de onun Manisa'ya götürdüğünü itiraf etti. Şüpheli serbest bırakıldı. Motorla Manisa'ya giden akraba ise aranıyor. Muğla'da başlayan ve halen devam eden orman yangınları Afyonkarahisar'daki arıcıları da olumsuz etkiledi. Muğla yangınının ateşi Afyonkarahisar'daki arıcıları da sardı. Arıların yaşam alanları yandı. Afyonkarahisar'daki arıcılar kara kara düşünüyor. Ya bu arıyı şimdi diyelim ki 7-8 aydır belli bir miktar masraf etmişsin. Burada bal olmayınca bu arı biter, ölür ya. Tüm yurtta ardı ardına meydana gelen orman yangınlarından Muğla'daki orman yangını halen devam ederken bu yangından bölge halkının yanı sıra buradaki yaylalar ve çam ağaçlarından yararlanan binlerce bal üreticisi de etkilendi. Bu arı kışın burada durması mümkün değil. İlkbahar sezonunu Afyonkarahisar'da geçiren arıcılar arıların bal vereceği Muğla'daki yaylara göç edecekleri sırada yangın meydana geldi. Kış geldiği zaman da arıcılarımız Muğla taraflarına, Aydın taraflarına, Antalya taraflarına gidiyorlar. Çünkü burada arıcıların beslediği arılar kış aylarında buralarda yaşama imkanı yok. Mutlaka oraya gitmeler lazım ve orada ormanlara arılarını bırakıp orada çam balı elde ediyorlar. Tüm yurttaki üreticiler gibi Afyonkarahisar'ın Kocatepe beldesindeki bal üreticileri de arıların yaşam alanlarının kalmadığını belirtiyor. 7 aydır arılara bakıyoruz. Arıları şu anda bal alacak kıvama getirdik. Yalnız bizim gideceğimiz bölgelerde orman yangını olduğundan dolayı biz bu sene çok kötü durumdayız yani. Arının genelliği çama endeksli bir arı olduğundan dolayı mecburen çama girmemiz lazım. Şu anda bizim gireceğimiz bölge Milas Mazı bölgesi, o bölge komple yanıyor yani. Bizim başka gidecek yerimiz de yok. Mecburen oraya gidiyorduk. Oraya yanınca biz bittik. Biz değil yani, arıcı bitti. Ortalama bura
-20'ye, -25'e düşer. Bu arının burada kalmayacağından dolayı mecburen bu arının o bölgeye gitmesi lazım. O bölgeye gitmezse arı biter. Diyelim ki şu anda orman yanınca arının orada bulacağı hiçbir şey yok. Oraya gitse de bitecek yani. Başka çaresi yok yani. Biz bittik. Kocatepe Belde Belediye Başkanı Abdullah Çelik ise orman yangınları sonrası arı işiyle uğraşan üreticilerin şimdi kara kara düşündüğünü aktardı. Maalesef bu orman yangınlarıyla birlikte bu sene arıcılarımız o bölgelere nasıl gidecekler, gittikleri zaman orada neyle karşılaşacaklar, arı gerçekten orada yiyeceğini bulabilecek mi? Bunlar ciddi sıkıntı, ciddi problem. Bundan dolayı arı işiyle uğraşan vatandaşlarımızın hepsi şu anda kara kara düşünüyorlar. Uşak'ta bir vatandaş önceden husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken şüpheli ise gözaltına alındı. Uşak'ta iki vatandaş henüz bilinmeyen bir sebepten kahvehanede kavga etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ikili bulundukları yerden uzaklaştırıldı. Akşam saatlerinde öfkesini alamayan vatandaş husumetli olduğu kişinin evine giderek yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş edip olay yerinden uzaklaştı. Üç farklı yerinden ağır yaralanan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli vatandaşsa ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma dersek aklınıza Isparta gelir. Önemli bir tarım altyapısına sahip Isparta domates üretimiyle de dikkat çekiyor. Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yapılan domates hasadı başladı. Bu yıl 10 bin ton rekolte bekleniyor. Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma üretimiyle önemli bir tarım altyapısına sahip Isparta, domates üretimiyle de dikkat çekiyor. Merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretilen domates, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. Bu yıl yaklaşık 750 dekar alanda yapılan üretimden 10 bin ton civarında rekolte bekleniyor. 3 ay önce fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler seralardan ilk ürünlerini almaya başladı. Yaklaşık 10 gün önce başlayan domates hasadında ürünler tek tek toplanarak özenle kasalara yerleştiriliyor. Seralardan kamyonete yüklenen domates kasaları köy merkezine getirilerek buralarda kamyonlara aktarılıyor. Deregümü domatesi kamyonlarla İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi illere gönderiliyor. Köyde domates hasadının Kasım ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş, geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul toplantısında göreve seçilen Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Okumuş ziyaret esnasında yaptığı konuşmada aşılamanın önemine dikkat çekerek tek çarenin aşı olduğunu vurguladı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş,
Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti olan genel kurul toplantısında göreve seçilen Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Afsu Ormanı da adı da belli olmuş demek ki. Evet, Afsu Ormanı olmuş. Afsu rektörü okumuş, COVID-19 küresel salgınıyla mücadelede tek çarenin aşı olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti. Sosyal medyada da işte okey masasında işte aşıyı tartıştık, işte benim dayımın oğlu işte Sağlık Bakanı'nda kapıcıydı, işte o şuradan öğrenmiş falan deyip bir espri yapıyor, sonra adam koronadan öldü. Şimdi işte görüyor musunuz, ben defalarca söyledim, aşı olma dedim, o kadar dinlemedi beni, aşı olunca işte böyle oluyor diye adam mesaj atıyor Twitter'da. Şimdi maalesef sosyal medyanın kontrolü çok fazla elimizde değil. Yani suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Yani bakanlıklar zaten takip ediyor bunu. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bunu takip ediyor. En iyi ihtimalle hesap kapatılıyor. Aklı başında olanlara anlatılıp doğru yolun gösterilmesi gerekiyor ama sosyal medyadaki kirlilik aşı karşıtlığında en büyük faktör. Sadece koronavirüs aşısının yeni etkilerini dillendirerek, evet doğrudur, yeni geliştirilmiş aşılardır. Bunların bir kısım yeni etkilerini şu anda göremiyor olabiliriz ama şu bir gerçek ki, aşı olmazsan ölebilirsin. Aşı olmazsan yoğun bakıma düşebilirsin. Aşı olursan bundan kurtulacaksın. Sadece sen kurtulmayacaksın, başkalarını da kurtulacaksın. Afsu'nun önümüzdeki günlerde yeni yatırım müjdeleriyle gündeme geleceğini belirten Afsu Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş, önümüzdeki günlerde hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli olduğuna inandığımız güzel haberlerimizi sizlerin vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt da ziyaretlerinden dolayı Rektör Karakaş'a teşekkür etti. Sayın Rektörümüz Sayın Nurullah Hocamıza basın camiasına gösterdikleri yakınlığından dolayı teşekkür ediyoruz. Ziyaretler nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş. Sağ olun. Türkiye'nin hızla popülerleşen turizm bölgelerinden biri olmaya aday Bilecik'in Ulupınar köyündeki lavanta tarlası adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Mor rengi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken lavanta tarlaları yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor. Bilecik merkeze 9 kilometre uzaklıkta olan Ulupınar köyü, doğası, havası, temiz suyu, çilek bahçelerinin ardından lavanta bahçesiyle de adından söz ettiriyor. Hafta içi yüzlerce, hafta sonu binlerce kişinin ziyaret ettiği lavanta bahçesi, mora boyanan 33 dönümlük alan görüntüsüyle adeta görsel şölen yaşatıyor. Başta düğün, nişan yapan çiftlerin fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştığı bahçeye 2019 yılının Kasım ayında 1000 adet lavanta ekildi. Lavanta bahçesine gelen ziyaretçiler ise şöyle konuştu. Bugün Ulupınar'a geldik. 10 Kasım'da diktiğimiz lavantaları görmek istedik. Baktık ki çok güzel olmuş. Şermin Hanım buraya çok güzel şeyler yapmış. Harika bir yer. İşte bol bol manzara çekinmeye geldik işte. Böyle doğayı keşfedin dedik. Vallahi çok güzel manzarası, çiçeklerin arası mor mor. Gündeme dair önemli gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Her şey çok güzel olacak. Şampiyonu öncesinde böyle demişti ve başardı. Ben burada olmak için ve madalya kazanmak için
bu 5 yıllık süreçte elinden gelen her şeyi yaptım. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalya Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz 6 madalya kazandı. Ailem sadece fiziksel olarak burada değil ama her şeyleriyle benimle birlikte otlarım, bütün kanatlarla birlikte burada otlarım, ben bunu hissediyorum. Yumen Oşima okçuluk alanında 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeffy, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Reyni yenen Mete Gazoz son 16 turuna yükselmişti. Bugünkü altın madalya sayesinde bütün herkesin en azından bir süre için suratını güldürmeyi düşünüyorum. Çok mutluyum bu yüzden. Milli okçu sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Tyler Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz bu turda da dünya sıralamasında bir numara olan ABD'li Brad Ellison'ı eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Emeğin büyüğünü harcadı, hiçbir zaman yorulmadı, hiçbir zaman yılmadı, hiçbir zaman sıkılmadı, hiçbir zaman motivasyonunu kaybetmedi. Sonunda olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Kalbim hala durmuyor. Gerçekten birlikte büyüdüğüm insan bugün burada tarih yazdı ve ben bunu canlı canlı şahit oldum. Çok inanılmaz gurur hissediyorum. Yarı finalde de Japon Takahuru'yu mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalya Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı. Son atışında 10 puan atan Mete, rakibinin atışını beklemeden genel skorda 6-4 üstünlük kurarak maçı 6-4 aldı ve altın madalyaya uzandı. 2006 bittikten sonra kendime bir söz verdim ve Türk halkına bir söz verdim. 2020 Tokyo'da altın madalya kazanacağım diye. Ve onu yaptım, gerçekleştirdim. 5 yıl boyunca çok fazla çalıştım. Madalya kazanmak için her şeyi yaptım. Madalyayı boyama taktım. Karşılamayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yolumuz açık, gözümüz aydın olsun dedi. Tokyo 2020'de ilk altınımız geldi. Onu da tarih yazarak Mete getirdi. Tebrik ediyoruz. Okçulukta hem ilk madalya hem ilk altın madalya. İnşallah yolumuz açık, gözümüz aydın olsun. Tüm milletimize selam olsun. Ve inşallah yeni madalyalarla bu aziz milleti, sporcularımızı sevindirmeye devam edecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti. Çok sağ olun. Tebrik ediyorum. Seni çok duygulandırdım. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Altın madalya kazanan Mete Gazoz bu sabah yurda döndü. Milli sporcu için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Ben çok mutluyum. Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı ben tek başıma aldım, şampiyon oldum anlamına gelmiyor. Biz Türkiye okçuluk milli takımı olarak 2 gün önce olimpiyatlarda ilk defa tarihimizin madalyasını aldık. TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor. Takımın yeni transferlerinden Portekizli orta saha oyuncusu Andres Souza, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu. Takıma transfer sürecini anlatan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de oynamak benim için iyi bir deneyim oldu. Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğimden beri çok bir zaman geçmedi ama takımın karakterini, futbolcuların kalitelerini, antrenmanların seviyelerini çok iyi görüyorum. Takıma adaptasyon sürecim çok çabuk oldu. Hatta uyum sorunu yaşamadım denebilir. Kampta çok iyi bir aile ortamı var. Arkadaşlarım beni hemen içlerine aldılar. Süper Lig'e yakın zamanda çıkabilecek bir takımız. Çok yakın bir gelecekte Manisa Futbol Kulübü'nü Süper Lig'de görüyorum diye konuştu. Galatasaray'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Berkan Kutlu, kulüp televizyonu açıklamalarda bulundu. Duygularını aktaran genç futbolcu, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum dedi. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun oldu, uzun bir süreç oldu ama artık buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın diyorum. Onları sabırsızlıkla statta bekliyoruz hepimiz. Pandemi sürecinde biraz boştu statlar. Şimdi de onları bekliyoruz ve inşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim.
Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Bursa İznik'te magazin startıyla başladı. Faaliyetin magazin startını İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta verdi. Ardından Elbeyler Meydanı'ndaki yarışların startına geçildi. Yarışlar Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Gençler, Enduro Veteran ve Enduro Kadınlar sınıflarında yapılıyor. Farklı yarışlar var. Antrenör babasının yönlendirmesiyle başladığı kickboksta çok sayıda madalya ve derece elde eden 17 yaşındaki milli sporcu Yusuf Altu Pıtırlı, 7. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası'nda şampiyonluk hedefi için ter döküyor. İlk başlarda tabii zorlandığım oldu ama sonra sevmeye başladım yavaş yavaş, yani babamın pek bir zorlaması olmadı. Şırnak'ta Temmuz ayında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ardından Antalya'da 8-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 6. Uluslararası Açık Kickboks Avrupa Kupası'nda ikincilik elde eden Yusuf, 7. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası'nda birinci olmak için çalışıyor. Kendini savunma açısından gayet başarılı bir spor, bizim yaptığımız spor. Çalışmalarını Adana'daki Özhilal Kickbox Spor Kulübü'nde antrenör babası İbrahim Pıtırlı ile sürdüren Yusuf, Avrupa Kupası'nda şampiyonluğu hedefliyor. 9 yıllık süreçte Avrupa Kupalarına katıldım, Avrupa ikinciliği aldım. Türkiye şampiyonluklarım var, aynı zamanda uluslararası iller arası Ceyhan Kickbox Şampiyonası'ndan da birinci oldum. Yusuf, hedeflerini tek tek gerçekleştireceğini ve ilerleyen yıllarda dünya şampiyonasına gideceğini kaydetti. Tabii kesinlikle şampiyonluk için yarışacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için uğraşıyorum şu anda. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.